sevgiler, saygılar. Kendinize sağlık. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. İnşallah tamamını erdirsin. Sıkıntı yok abi. Sağ olun, sağ olun. Evet, inşallah. Devam ediyoruz. İnşallah selam. Girme dayı, girme dayı. Önemli bir hat ki biz az önce daire başkanımız ifade etti. Bazen hep diyorlar ya metroyu biz başlattık. Ortada bir ihale ve %3-4 seviyesinde bir ilerleme. Bunun anlamı aslında ihaleyi almış bir firma ve ihaleyi alan firmanın şantiyeye yerleşmesi anlamına geliyor. Biz devraldığımızda mevcut durum bu ve bu durumdan bugüne gelinmesindeki süreç şöyle işliyor. Görevi alır almaz sadece 4 ayda bu metro hattına gerekli finansmanın ilk boyutunu hazırlayarak, yani biz aslında 2019'un sonunda, yani 2020'nin başında buraya start vermiş olduk. Yani sıfırdan başlamış olduk ve bugün şükürler olsun 4. yılına geldiğimizde büyük bir bölümünü de vatandaşlarımızın hizmetine açmış olacağız. 5. yılda da tamamını açmış olacağız. Sultanbeyli dahil sadece bir yıl içerisinde ki ciddi bir yolculuk kapasitesine sahip bu hattımızı vatandaşlarımızla buluşturacağız. Aynı şekilde Ataköy İki Telli hattımız da Mart ayı içerisinde vatandaşlarımızla buluşuyor olacak. Biz eskisi gibi sadece metroları açıp metro yolculuğu için tanzim etmiyoruz. Aynı zamanda her istasyonumuzu bir fırsat alanına dönüştürüyoruz. İşte burada daire başkanımız da ifade etti. Birinde bir kreş yapıyoruz, birinde bir kent lokantası yapıyoruz. Başka fırsat alanlarımız da var bu hat üzerinde. Onları da zaman içerisinde yine kamuya faydalı alanlar haline getiriyor olacağız. Dolayısıyla çevresine de değer katan işler haline gelecek. Üzüntümüz şu, şu anda yine buna benzer, nasıl burada İstanbul'un en doğu noktasına taşıyacağımız Sultanbeyli hattını bitiriyorsak, bir benzerini de en batısında Beylikdüzü hattına taşımak istiyoruz ve onu bizden önceki dönem yapılmadığı gibi biz burada projesini de çok düzenli bir şekilde hazırladığımız, finansmanını da büyük ölçüde çözdüğümüz ve ihale aşamasına geldiğimiz, ihaleye çıkmadan önce de sadece bir mürekkep bir kalemle, atılacak bir imzayla devletimizin istatistik raporuna girmesi sağlanacak olan onayın verilmemesini, aynı şekilde Eyüp Sultan Bayrampaşa hattındaki sürecin de onayının verilmemesi çok gerçekten topluma büyük bir ihanet. Kuzeyindeki en uca giden hattımız olacak. Yani böyle çok bağlayıcı bir hattımız olacak. Size de teşekkür ederiz Doğuş grubuna, bütün emekçilerine. Foto. Uygun görürseniz çıkış verebiliriz. Öyle mi? Evet. Tamam. Kren çok güzel. Serkan Bey ilk çıkışı vermek bana nasip oldu. Yolumuz açık olsun. Ekrem İmamoğlu ben. Teşekkür ediyoruz. Hazırsa çıkış yapabiliriz. Tabii. Hazırız. Eyvallah. Tam yolu beni başkanım. Hızımız nasıl olacak? Başımızın şu an 40 km saate kadar çıkabiliyoruz. Dış yatma hızımız 80. Bugün 20 ile sürüş yapacağız. Biraz daha uzun sürsün diye. Keyfine uzun sürelim diye. Yani şimdilik Sancaktepe'den Çekmeköy'e gidiyoruz. Sonra Sultanbeyli'ne doğru devam edeceğiz. Evet, inşallah seneye bu zamanlarda da Sultanbeyli'de olmayı diliyoruz. Hop. Ya haber yapıyoruz. Bu şehrin ihtiyaçlarını ciddiye alıyoruz. Metro işi de öyle bir iş. Çok ciddi bir iş. Ciddi işi ciddiyeti yüksek insanlar yapabilir. O insanlar da akıldan, bilinden uzak olmayan, teknikten uzak olmayan, işi bilen insanlarla çalışan,
Burada çok kıymetli genel sekreter yardımcımız, daire başkanımız, yüklenici firmamız ve onun gibi birçok buranın önemli insanları, burada bulunmayan finansmanla ilgilenen yine çalışma arkadaşlarım, genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, diğer daire başkanı ve diğer arkadaşlarımız hepsinin ortak emeğiyle beraber doğru zamanda doğru finansman, doğru zamanda doğru hamleyle yürütülen işler. O bakımdan biz hava atmıyoruz, metro yapıyoruz. Ya da havaya sıkmıyoruz, metro yapıyoruz, öyle söyleyelim. Bu bakımdan ben özellikle bu Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli hattını çok önemsiyorum. Bir de biz bize fazla oy verene değil, İstanbul halkına metro yapıyoruz. Onu da ifade edeyim. Buna da devam edeceğiz. İnşallah İstanbul'un altında metrolarla beraber raylarla döşediğimiz demir yollarıyla beraber yer altında büyük hatlar oluşturduğumuz, inşallah 700 kilometrenin üstünde bir metro ağına sahip bir İstanbul'u hep birlikte var edeceğiz. Aynen. Yani sıfırdan başlamıştık. 2020 kaç kadın Mayıs'ta oluyoruz. Toplamını bilmiyorum. Burada da rekor. Evet. Bu hatta yarı yarıya diyebiliriz. Öyle mi?